Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Evet dostlar, bugünkü videomda sizlere yavru kuşlarımızı göstereceğiz. Şöyle yakından inceleyeceğiz. Onun dışında varsa satabileceğimiz kuşlardan bahsedeceğiz. Bir de dostlar şunu söyleyeyim. Takım soruluyor bana. Arkadaşlar hep söylüyorum, yine söylüyorum. Bakın, takım satışım yok. Böyle kıramadığım dostlarımız oluyor, gösteriyorum. Fiyatları da malum ona göre oluyor. Kırılıyorlar, çok yüksek falan diye tepki veriyorlar. Yani normal ama kimse iyi koşan atını satmaz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Siz ucuza ancak çalışmayan, problemi olan bir kuşu alırsınız. Onu ben size buradan söyleyeyim. O yüzden lütfen bana fiyatla alakalı kızmayın dostlar. Şimdi sizlerden ricam, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeği karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Kuşlarımızın şöyle genel durumuna bir bakalım, sonra videomuzun içeriğine döneceğiz. Bazı eşlemeler yaptık, yani eşlemelerde değişiklikler yaptık. Mesela buradaki erkeğimizin yanına Murat 93 oğlu adına ait olan bu dişiyi eşledim arkadaşlar. Gayet güzel. Mesela bu dişi kuşumuz Gürsel abinin bana olan hediyesiydi. Bunu da bu erkeğimizle eşledik. Bunlar da yumurtası yakındır. Bu erkeğimin, zavallımın yanına bir dişi bulamadık. Elimizde dişi yok. O yüzden bu dişiyle eşledik dostlar. Maşallah. Bunun dışında eşlemelerde değişiklik burada yaptık. Bu gri erkeğimizin yanına Daniel soyundan olan, yine Daniel'in farklı bir dişiyle olan soyundan eşleme yaptık arkadaşlar. Bunlar yeni düzenli eşlemelerimiz. Burada da yeni bir eşleme yaptık. Spangle atmıştım, tutmadılar. O yüzden tekrar bu maviyle eşledim. Burada inşallah bu sezon bana bir tane yavru verseniz öpüp başıma koyacağım. Yeterli. Bunun dışında dostlar gelelim bir konuya. Başka istemeler yok. Gelelim bir konuya. Dostlar şimdi buradan bizi izliyorsa Şahin abiye, Şahin Tekin abime selam olsun. Şahin abi bu kuşları almış zamanında. Çıkın bakalım. Zamanında bu kuşları almış arkadaşlar. 10 ay mı 14 ay mı ne dedi yanlış hatırlamıyorsam. Ben de duruyorlar, kafeste duruyor, ayırma yöntemi de yaptım, her şeyi yaptım, denedim ama bir türlü yumurta alamadım dedi. Ben de yani satacağını söyledi bana. Bakın dişin zaten şu halini görüyorsunuz. Satacağını söyledi bana. Satabilir, yani satmak istiyorum gibisinden. Ben de dedim ki bakın bu çok önemli. Abi bazı kuşlar vardır, yerini sevmez, yerini yadırgar. O yüzden bence satma, getir. Bu arada Şahin abinin temizliğini çok iyi biliyorum ve çoğu kuşunu da benden aldı. Kafesinden tut yemine kadar her şeyini benden alıyor. Yani özür dilerim ama hani küçümsemek anlamında demiyorum. Bir alt üretimhanem gibi oldu orası. O yüzden kuşları buraya gönül rahatlığıyla aldım. Evet, sonuç olarak dostlar şu anda kuşlar iki tane yumurtladı. Bakın oraya ŞHN yazdım, hatta Şahin ismini kısaltılmış oldu. Yani bu kuşlar 10-14 ay boyunca üremeyip de buraya gelip üremesinin nedeni arkadaşlar ortam değişikliği, sürü psikolojisi, gürültü ve buradaki curcuna. Başka hiçbir şey değil. Yani sizin oradaki o atmosferinize kuş ısınamamış. Özellikle dişi kuşlar arkadaşlar, eğer ki ortama ısınamadıysa, alışamadıysa atmosfer, ambiyans o kadar önemli ki. İşte o yüzden yumurtlamazlar, kendini hazır hissetmezler ve bu yüzden yavru alamazsınız. Ne oldu? Biz burada yumurtayı aldık. Rabbim inşallah yavrusunun da yumurtadan çıkmasını nasip eder ve inşallah yeme düşmeyi de nasip eder. Buradan Şahin abi tekrar selam olsun ve buradan size bir bilgi vermiş olduk dostlarım. Bazen yer değişikliği önemlidir. Yani evinizde olsun veya çok sevdiğiniz bir kuş vardır, takım vardır.
satmak istemiyorsunuzdur ama ürememesi de sizi gerçekten üzüyordur. Ne yapın? Sevdiğiniz, eşiniz, dostunuz olan bir yere girip bırakın. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Herkes işte ben de yapsam gibisinden lütfen gelmesin. İhtimal yok. Çünkü bilmediğim yerden dışarıdan kuş almıyorum arkadaşlar. Yani bunu hep söylüyorum. Takastır vesaire ben bunları zaten yapmıyorum. Ve kesinlikle ben sezon ortasında, sezon içinde dışarıdan kuş almıyorum. Evet dostlar gelelim. Bebeklerimiz burada biliyorsunuz yeme atlayınca ilk olarak ben buraya koyuyorum. Şu karşıda bakın bir tane mor demeyelim de violet bir erkek yavrumuz var. Burada bir tane lacewing tam tepe tam fırfırlı bir yine Japones yavrumuz var arkadaşlar. Hemen şu karşıda bir tane spangle yavrumuz var. Kanada hatta kanamış zavallı mı? Yine burada bir tane güzel bir dişi yavrumuz var arkadaşlar. Bakın. Maşallah. Bunlar kendimize ayırdığımız yavrular şu an için. Yine bakın şu karşıda Japones Lutino yavrumuz var arkadaşlar. O da erkek gibi görünüyor. Yine dostlar benim nerede kızım? Burada. Bu güzel kızım da şu an yemini yiyor. Allah'ın izniyle onu da kendi kadromuza ayırdık. Dostlar bunlar şu an burada olan bebeklerimiz. Bunun dışında burada bir tane ino taşıyıcı bakın yavrumuzlar kırmızı gözlerinin altından gelme. Yine şu spangle bebeğimiz de aynı şekilde ino taşıyıcı arkadaşlar. Maşallah. Yine burada da var bir tane ino taşıyıcı. Bakın. Son derece güzel. Stil olarak güzel bir kuş. Yine maşallah arkadaşlar. Sizler de bir maşallah demeyi esirgemezseniz çok sevinirim. Evet şimdi geçelim diğer yavrularımıza. Şurada bakın bir tane Texas yavrumuz var arkadaşlar. O da son derece güzel. İnşallah tüye girdikten sonra daha da güzel olacağına inanıyorum bu kuşların. Arkadaşlar hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Benim kuşlarım tüye girdikten sonra gerçekten kendini çok ama çok belli ediyor. Bunu her fırsatta dile getiriyorum. Mesela şurada bazı kuşlar var. Henüz yeni yeni tüye giriyorlar. Şöyle daha yakından göstereyim. Kuyruk yiyenler. Son kuyruk bükücü bundan adı. Mesela görüyorsunuz şu kuşumuz tüye girmiş. Texas'ımız tüye girmiş bakın. Karşıdaki Texas tüye girdi. Ya bunların hepsi hemen hemen tüye giren yavrularımız arkadaşlar. Hemen hemen hepsi bakın. Tüye girdikten sonra çok güzel sonuçlar çıkıyor kuşlarımız hakkında. Maşallah. Yine burada bir tüye giren var. Tüy uzunlukları daha da artıyor arkadaşlar. Bunlar bu sezon kadromuzda olacak yakışıklılarımız. Yine kadromuzda olacak güzelliklerimiz de burada arkadaşlar. Çok fazla yoklar ama birisi burada. Altta var bir tane. Burada var sarıyız. Burada bir tane spangle var. Bunlar kendimize ayırdığımız güzellikler. Artık şu söz verdiğimiz kuşları da dostlarımıza ayarlayacağız. Arkadaşlar çok iyi anlıyorum. Bazı dostlarımız var. Kuş istiyorlar falan ama bakın yineliyorum. Arkadaşlar cidden büyük emekler veriliyor. Büyük paralar gömdüm açıkçası. Yani buraya ciddi derecede paralar gömdüm. Bunun videosunu da çektim ama yaklaşık 6 ay önce çektim. Ve hala atmadım çünkü o günün şartları bugünün şartları tam tamına iki katı oldu her şey. Kafesler, yuvalıklar, havalandırma, lamba vesaire vesaire şunlar bile arkadaşlar şu kuş figürleri bile iki katı oldu. Çünkü bunu yapan Mustafa Demirkaya abi ham madde olarak aldığı boyalar hep yurt dışı ürünler ve onlar da pahalandı arkadaşlar. Mesela şu saatin
basit yani arkasındaki bu oynayan mekanizma yurt dışından gelen diyelim, dolarla gelen diyelim. O yüzden maalesef ki işte her şey arttı, o yüzden yayınlamadım dostlar, onu belirteyim. Bunun dışında dostlar, şurada yavrumuzu gösterelim. Niye Texas'lar var burada, iki tane. Bu Texas da güzel vasıflı olacak büyük ihtimalle. Yine burada bir tane Minnoş var, Texas, bakın. Evet, son olarak iki numaradaki yavrularımıza bakalım. Bakın burada iki kardeş var. Anne mağdurları. Anneleri bunları sırtından yolmuştu. Yani biraz geç kalsak daha büyük sıkıntılar yaşayacaktık. Ve şu anda bu minnoşlar iyi durumdalar. Kafalarda sıkıntı yok. Sadece sırtlarda var. Bu Gold Texas arkadaşlar. Bu da yeşil bir kuş. Her zamanki gibi. Dostlar gelelim şuna. Bu ürün ciddi derecede Avrupa'da, yani bu ürün dediğim karşıda işte bu yuvarlak delikli olan şey yavru saklanma kabı. Arkadaşlar bu ürün Avrupa'da işte bu yuvalıkla beraber satılan bir şey. Yani yuvalığın tamamlayıcısı aslında. Yuvalığı taktık, yavru aşağı atladı, dur ben buradan bir sonuç çıkartayım tavrı hoş değil. Arkadaşlar burada önemli olan süreç burası aslında. Kuş aşağı atladığında anne ve baba bu yavruyu potansiyel tehlike olarak görebilir. Yavru ölümlerinin, yavru dövmelerinin birçok sebebi, annenin daha çok diyeyim, babayı çok katmayalım ama anne kuşun bu yavruyu içerideki yavrulara zarar verme ihtimalini göz önüne alıyor. Öyle hissediyor içgüdüsel olarak ve bunu uzaklaştırma amaçlı dövebiliyor. Bunun dışında bu yavruyu dışarıda gördüğü için potansiyel tehlikelere karşı koruma amaçlı yuvaya gitmesi için dövebiliyor. Biz bu yüzden bu şekilde yavru saklanma kabı kullanarak bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Yani bir ebeveyn kuş, anne baba kuş yavruya zarar verdiğinde yavru buraya girerse onun peşini bırakırlar arkadaşlar. Açık ve net. Bunu gerçekten kullanın. Kullanmanızı tavsiye ederim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun dışında dostlar bu Texas yavrumuzda gayet güzel olacak. Ben inanıyorum maşallah. Bunun dışında dostlar genel olarak kuşlarımız, yavrularımız şimdilik bu kadar. Yani yuvarlığın içinde birçok yavrumuz var. Mesela burada hedefimize ulaştık. Ne gibi hedefimize ulaştık? Bakın dostlar, bir Texas Clear Body Japones arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir tane daha var burada kardeşi. Texas Clear Body. Bakın, düşürmeyelim. Bu da bir Texas Japones arkadaşlar. Maşallah. Yani birçok yavrumuz var. Dediğim gibi zifer sulukları taktım. Çünkü sezon başladı arkadaşlar. Şu anda kuşlarımın genel durumu sağlık açısından çok iyi. Çekoslovak sayımız artık oturdu. Yani istediğim sayılara geldi. Dileyen isteyen olursa arkadaşlar, eğer ki ileriye dönüp çalışma yapacaksanız benden Çekoslovak yavru alabilirsiniz. Toplu da alabilirsiniz. Tek tek de alabilirsiniz. Allah'ın izniyle bundan sonra Çekoslovak yavru satışım olacak, bilginiz olsun. Yeşil yok arkadaşlar maalesef. Yani yeşil kuş çıkmıyor. Bayağı da güzel kuşlarımız var. Yani alacağınız yavrular bu yavrulardan hiçbir farkı olmayacak. Bakıcı olarak veya yeni bir üretimhane açmak istiyorsanız bu yavrulardan almanızı tavsiye ederim. Yani bunlar değil de bunları soyundan gelen yavrular. Dişileri de gösterelim. Ben de şu an için yeşil kuş yok arkadaşlar. Buradan yine bu kuşlarımızın anne babaları olan kuşlarımızın sahibi bana gönderen biyoloğu kuş evi Tamer Kılıç hocama da selamlarımı iletiyorum. Böylece videomuzun sonuna geldik dostlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.